Arkadaş donmuş ya, şu buza bakın, buza. Harbet pakır güneşi donmuş. Her taraf buz. Ama şimdi biraz güneş geldi. Bizim ağalar burada. Fırtına. Fırtına paşa gelin oğlum. Gelin size piski vereyim, gelin. Gelmiyorsunuz mu? Küstünüz mü? Gel. Gel oğlum, gel. Bak bak. Bak size piski var. Piski helva, gel. Tamam, yerinde kal. Dur. Tamam vereceğim, dur. Dur bir dakika oğlum, bir dakika. Bir dakika. Şöyle, dur bakayım üstüne. Üstüne durun. Arkadaşlar. Gel. Nasıl da yiyorlar kıtır kıtır. Fırtına siz yer, ben de yesim geldi. Ben de yiyeyim bir tane ya. Bin ona. Görüş etmeden ha, birbirine hırlama. Birbirine hırlıyorlar arkadaşlar hemen. O ona yedirmiyor, ona yedirmiyor. Bazen beraber yiyorlar. Et türü olursa vallahi yedirmiyorlar birbirlerine. Bak hanım dedi. Fırtına bir parça daha ver oğlum, yine ver gel. Bir ben yanaştırmıyorum arkadaşlar. Karabaş nasıl olmuş arkadaşlar, böyle var ya, lumbur lumbur. Böyle sanki kemik yok hiç. Evet arkadaşlar. Elmekette kar eridi bayağı arkadaşlar. Ama şu taraflarda var. Hala bile burada var bakın arkadaşlar. Bizim burada var. Gölgeli yerlerde var. Görebiliyorlar mı hocam eşeği? He? Görebiliyorlar mı hocam eşeği? Yok, göremiyorlar. Seni göremez, o ne be? O ne biçim kaynama? Olsun olsun. Şöyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım. Sultanım, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık versin. Bizlere sorarsanız arkadaşlar. Elhamdülillah. Bizler de iyi. Şöyle
Barbunya fasulyemi buzluktan yeni çıkarttım. Şuraya koyayım. Azıcık böyle kara suyu, kirli suyu çıksın. Şurada hemen onun kirli suyu çıkıyoruz. Bulgurumu aldım arkadaşlar yanıma. Şöyle bakın, daha yıkamadım. Bu da buydan kırması. Bazı yörelerde açlık diyorlar bildiğim kadarıyla buna. Kırma. Tereyağı mı olmazsa olmaz tabii ki. Melek Hanım meşhur tereyağısı. Evet. İki tane soğan da hazırladım. Domates, yeşil biber, şöyle kırmızı karabiber. Onları hazırladık buraya. Suyumuzu ateşe koyduk. Sobamız yandığında su kaynadı. Kaynarıp su varken dedim, soğuk suyu koyayım dedim. Sizden hadi şimdi bu pancar, bu tencereye pancar girecek, bunu biliyorsunuz. Sizden gidelim bir pancar da alalım arkadaşlar. Şöyle acı biberli yineleyip bugün sizden bir pancar döşemesi yapalım. Zaten hastalık da çok. Hastalık çok vallahi. İnşallah şifa olur. Tam da havası. Dün akşam bir kar yağdı arkadaşlar, bir kar yağdı. Sabah kalktık, bizim sularımız hemen donmuş. Ne yapacağız şimdi? Bir gün su var içeride. Sonra sobanın üstüne onu doldurdum, koydum. Akşam tezgahın üzerinden toplayacak. Suyumu da doldurdum. Sobanın üstüne koymuşum bir gün su. Buradaki iki gün boş. Şunu istedim, şunu istedim. Sular yok. Melek de petek dolu aşağıda. Korkmadı bana. Hani hayvanlar için. Kendimize çay suyumuz var. Neyse hayvanları falan hallettik. Bakımlarını falan yaptık. İçeri çıktık. Biz çayımızı içerken sularımız da geldi. Hemen çamaşır makinesini açtım. İşte ortalığı bir süpürdüm. Tezgahın üzerlerini topladım. Makineyi boşalttım. Aha bu saat oldu arkadaşlar. İnanın ki. Öğlen son oldu yani demek istediğim. İş gücü insanın zamanı nasıl geçtiğini hiç anlamıyor. Dedim ki işte akşam olacak. Öğlen yemeği, kahvaltıyı geç yaparsak da öğlen yemeği yemeyiz. Şurunsa kalan tencerelerde yemekleri bile o toparlıyor. O, ben daha kahvaltı yaptığım olsa öğlen yemeği yemiyorum arkadaşlar. Aha şurunsa da burada doğru evet. Söylesin. Yok, öğle yemeğiyle işim yok. Bir de bana yeşillik olacak. Ben kuru yiyemiyorum arkadaşlar. Vallahi geçen gün nohuttan ben pişirdiğim zaman yedim, daha ondan sonra hiç yemedim. Şükür usta yedim mesela. Herkesin bir sevdiği bir şey var değil mi? Neyse, Allah'a çok şükür olsun. Onu buluyoruz ya. Sizlere gelin gidelim. Pancarımızı da alalım. Şöyle beraber yine. Değil mi? Vallahi nereye gidiyorsun? Pazara mı? Şöyle bıçağımı da alayım. Pazara mı gidiyor? Evet, bizim pazara şurası tezgahlar açık. Ama kar gitti demek istediğim arkadaşlar, karşılarda var ama burada kar gitti. Mesela kaynımın evinin önlerinde falan, kütüklerin üzerinde şurası gösterdi. Gösterdim ben, gösterdim. Burayı gösterdin mi? Yukarıları gösterdim. Ha, onlarda kar var ama bizim evin önlerimizde daha kar kalmadı, eridi. Daha gelecek, daha yeni gelecek. Ya şurası su boşa kaynıyor, ateş boşa yanıyor, haydi. Evet. Gidelim. Fideler böyle burada bayağı büyümüş arkadaşlar. Anladın mı? Pırasalar. Melek Hanım dikti bunları buraya. Bakalım. Evet, bunlar da yeni yeni oluyor. Ama marullar yanmış sanki. O da don yakar. Melek Hanım gitmiş bile. Hay maşallah maşallah. Melek Hanım ne pancar var görüyor musun? Maşallah ne kadar güzel olmuş. Maşallah ne kadar güzel olmuş. Hiç sorma şu hava, ne biçim. Burası Melek Hanım'ın pazarı. Değil mi Melek Hanım? Arkadaşların da pazarı burası. Hepimizin. Hepimizin pazarı. Hepimizin, ona baktım ben. Pancarlar böcek atmış arkadaşlar. Neden? Niye acaba? Havalar hani yağmurlu gitmedi, ondan mı? Pancarların içine böcek atmış. Bizimkinde de var mı? Var. Aykında da vardı. Aha onları hayvanlara alayım bak.
Ölü olanları hayvanlara aldık. Allah Allah. Bunlar da yok. Bak bu böcekli. Öbürlerine de geçer biliyor musun? Bunlar o zaman hayvanlara verelim onları iyisi. Isıcakken onlar da pancar. Biz yapacak yiyecek de onlar yemeyecek mi? Döşeme mi yapacaksın onları? Onları da yapayım. He. Nasıl iyi olur değil mi? Evet. Onlar da gitsinler. Daha burada bir ay sonra arkadaşlar bunlar bir buçuk ay sonra kesilecek artık. Yani. Mart'ta kesilecek ya değil mi? Mart'ta bırakmayız herhalde. Hava ısınmaya başladı mı? Evet. Bunlar evet, gider. Evet. Sebede kestim kendime de. Tamam. Hayvanları da kestim. Ha. Bakalım ama töngel olacak mı? Evet. Töngel. Olur Allah verirse olur. Niye olmaz? Melek Hanım bezelere baksana. Ne güzel olmuşlar değil mi? Bezeli tam o talların ortasında olsa daha güzel oluyor şu hava. Tavuk mavuk değmedi evet. Ya ondan güzel olur. Şuranın pancarına baksana şöyle yumuk yumuk olmuşlar. Nasıl olmuş vallahi ya. Yumuk yumuk olmuş maşallah. Maşallah. Sarım bizi sarma diyorlar ama. Çok işte. Güzel. Melek Hanım doldu doldu. Hayat pahalı. Değil mi? Hayat var ya çok çok pahalı. Daha bir şeyin yanına da varılmaz oldu zaten de. Allah yardımcımız olsun. Ay mı var ha bak ya. Şu yukarı bak. Ben buradayım diyor. Ha horoz içeri girdi, tavuk içeri girdi. Ye ye. Yeter mi? Yeter aldım ben sebebi aldım. 5-6 kök kestim şöyle. Tamam. Hayvanlara kestim şimdi de. Evet. Ama şurayı hep yemişler. Ne yesin de ne yapayım? Hiç marul falan kalmamış yine. Evet. Burayı diktiğim yere yediler arkadaşlar yine. İnşallah iyi olur. Daha yemezler. Böyle burayı keseceğim zaten şu olursa hep. Nereyi? Bu oharıyı buradan oharısını hep keseceğim. Keseceksin mi? Keseceğim Allah nasip ederse. Bir kök beyaz pancar alayım da. Havalar da az iyi olsun. Burayı keseceğim bir önce. Bağırın oğlum bağırın. Sesimi duyan herkes bağırıyor zaten. Melek Hanım yiyemedi seni bağır. İçine de iki kabak koyarak bunları şimdi. Bunlara ısıcak yine vururum. Olmaz mı? Olur olur niye olmasın. Su kaynıyor ateşte. Onun için çok kalmadım arkadaşlar hemen. Ne aldıysam geldim. Evet, Melek Hanım başladı. İçeri gitmeden doğrayayım da. Hazırlayayım, kaynar suyu. Kafasına dökelim hemen. Olur yine. Hayvanlar yesin.
Biz pancarlayacağız, o bakacak mı? Buradayız. Bakacağım, onlar alıyor kokusunu. Bir şey dön yuva veremem ya. Fırtına bile yiyor. Fırtına, karabaş. Bunun için iki de kabak duvarız arkadaşlar. İki üçteyse üç kol kabak var, duruyor. Kesin hayvanlar. Aa, geldi bile. Tamam, pancarım yine geldi beyaz. Sağlamlarını biz yiyeceğiz. Böyle yaramaz olanlarını hayvanlar. Bunları da böyle ince doğrayayım ki yerken onlara kolaylık olsun. Rüzgar bile yiyor. Yiyor paşa. Paşa çok seviyor. Suyumuz kaynıyor arkadaşlar. Şöyle şunu koyayım kaynağa. Kaynıyor, kaynıyor. Evet. Pancalarımız da şöyle. Vallahi kıyamadım, dallara baksana arkadaşlar şunun dallarına. 5 tane dolma çıkıyor, bir tane de. Dolma sarmayacak mı şunuza? Yok, dolma mı yani diyorsun? Yok, çıkıyor diyeyim yani. Çıkmaz olur mu? Köklü köklü dedim şöyle. Tazecik, kıtır kıtır. Bayağı da pancar almışlar ha. Elim aza varmıyor ki. Düştük sandım Semet'e. Elim aza varmıyor ki arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir sepet pancar. Haşlayayım da. Fazla haşlanmış ki de. Kabarmasın yukarı. Aynen. Hop. Şöyle çok kumuşlarının yaprağını da almadım arkadaşlar. Onları da bıçakla biraz kıttım sonradan. Çok yapraklı olmasın istedim, böyle dallı köklü olsun. Çok güzel olur öyle. Kaynamaya da başladı pancarımız. Biraz yumuşak başlayacağız. Hatta çabucak pişiyor hemen. Allah'ım hiçbir şeyin yok, sonunu göstermesin. Allah. Toplama öyle. Sen dışarıda kaynatırım bak. Sana da ne, içeri yapıp dışarıda kaynıyor derim. Bir tane arkadaş yazmış, Melek Hanım biz seni üşüyeceğiz sizin balkonda, nerede burada korkuyorduk. Sen balkonu kapattın, dışarıda niye yapıyorsun diye yazmıştı bir tane arkadaş, sağ olsun. Arkadaşlar işte böyle şimdi ben düzene koydum diyorum, hani kıyık köşeye bakmasın diye bazı kere dışarıda yapıyorum hani. Aslında bunu da dışarıda yapamıyorum ama çok soğuk, inanın ki biraz kuru soğuk yapıyor insana. Bu da az güzel. Biraz bitsin. Ben de şurada hemen soğanlarımı falan doğrayayım, hazırlayayım, tabağa alayım hepsini. İncekle böyle. Pancar kaynatma, bunları da hazırlayayım arkadaşlar. Biraz sınır değilsiniz ama. Ve
küpelerimi biraz sahte yıkamıştım içeride. Pancar döşemesinin pancarı yumuşak olacak. Pişecek yani pancar biraz olacak. Özlü olması için. Şöyle bir alt üst edelim. Hemen kolay edeceğim bak. Hiç uğraştırmadım bile. Allah'ım yokluğunu göstermesin. Amin amin. Çan iyi kesiyor ya. Çan çok güzel kesiyor. Allah. Cevabımın kesesine bereket olsun. Cevabım bunu geçen sene getirmişti bana. Bu sene de getirmiş iki tane. Bunlar daha başka. Bunları kullanmadım. Daha kullanacağım var, kullandığım var diye. Şöyle soğanlarımı da doğrayayım. Soğanlarımı biraz şöyle yaprak gibi doğrayayım arkadaşlar. Uzun, ince. Ne gibi? Yaprak. Niye yaprağına bakalım arkadaşlar? Taşma yavrum, taşma. Öyle şerit niye yapıyorsun sen? Oo. Buna bak, melek hanım biraz zapt edemiyor bak. Evet, taş o. Nasıl kaynak? Taşma, nasıl durulmaz olsun? Nasıl? Taşmadı ya. Ne? Taşmadı ya. Durmuyor baksana kazanda bile durmuyor. Tencerede durmuyor daha. Altta biraz sağlandırdım. Kökleymişsin yani. Sonumuza doğru. Yine buna bir tane de patates soracağım arkadaşlar. Evet abi, çeşit bu. Az daha kaynayacak. Yumuşamaya başlamış. Yok sinirlenme dur. Sinirleniyor mu? He. Niye sinirleniyor? Yemem beni mi diyor acaba? Aşağıdan ateşleniyor usta. Sinirleniyor tabi. Hemen şöyle domatesimi de kabuğunu soymayacağım. Valla çöpünü yanı. Alayım. Şöyle. Özlem kızım bana örtü getirmişti. 14 numara. Bunu hiç kullanmamıştım. Bugün açtım onu da.
sebzelerini de hazırladık. Pancarımızı da haşlayalım. Ondan sonra hemen pancarımı da doğrarken tabii ki malzemesini kavuracağım bir taraftan. O çiğden katmayacağım hiçbir şeyini. Yemyeşil haşlanacak böyle. Altı yanarsa ateş, sobanın işte tencerenin altı yanarsa dizim sürttü. Pancar güzel haşlanır arkadaşlar. Ama altı yanmazsa sarı olur, böyle sasık bir şey olur. O yemeğin inan ki tadı da olmaz. Pancarım pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tencerede yumuşadı mis gibi. Fakır fakır kaynıyor. Suda bırakmaya falan gerek yok mu? Güzel yıkayacağım. Bol suyla şimdi soğuk yiyeceğim. Ben 3 kök kessem yeter diyem. 3 kökten bir tencere yemek oluşur diyem. Yine benim elim 3 köke değil. 6 köke gitmiş arkadaşlar. 6 daha fazla. Balımızda da var. Çok olsun yemek. Zarar olmuyor arkadaşlar. Benim gelenim oluyor. Böyle tencere yemeği yapınca her şeyler göstermiyor. Bu sabrımıza veriyoruz. Çağırıyoruz. Yani hemen şu tencereyi boşaltayım şu yursa. Pancarımı soğuklayıp geleyim buraya. Bunu neye koyacaksın? Neye? Suya. Malların şeyine koyacağım. Tamam. Pancar doğradı mı ya? Tamam, ben alayım, bırak. Cimri şişeden dökelim yağı arkadaşlar. Evet, o şişede. Pancarımı güzel soğukladım. Bu şişede bayağı cimriymiş ya. Tenceremi yıkadım. Şöyle yeterli. Bayağı cimriymiş bu. Bayağı. Hemen şuradan tereyağını alacağım. Yağı yakmadan sonra yanık olur. Ben işime başlayayım şimdi. Pancarımı doğramayayım. Salça falan da katacağım tabii ki. Salçayı az katacağım ama. Toz biber, pul biber koyacağım bunu. Çok az salça koyacağım. Öyle daha güzel olur diyor. Köklü yine, bakın arkadaşlar, balım. Şu an. Ucun yapraklarını da kuktum azıcık. Bunu çok da ince doğramıyor, çok kalın doğramıyor. Şöyle. Orta şekerli. Ne? Orta şekerli. Orta şekerli, her şükür. Gitsin. Tereyağı kokular geldi mi arkadaşlar? Ya son arkadaşlar ha. Alıştığında bir başlıyor. Niye öyle demiyorlar? Biz koku bekliyoruz diyorlar.
Evet, kokular geliyor. Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş yola çıktı. Evet. Değil mi? Ama bir şimdi tam gidecek kokular. Ben de acele edeyim biraz arkadaşlar. Sosumuz. Bunun yanına bir tas acı biber suyu çıkartacağım. Geçen gün yengem de diye ya, abimin eşi, pancar döşemesini de acı suya diye bayılayım. Soğanlarım kavruldu. Yavaş Şükrü. Evet, soğanlarımızı şöyle tereyağına falan güzelce kavrulması da yanmadan hemen biberlerimi de evet. Üstüne atıvereyim. Evet. Pancarımı doğradım, patates soydum. Arkadaşlar hiç durmak yok mu ya? Şimdi gideyim mutfaktan toz biberimi alıp geleyim. Domatesin daha sonra koyacağım. Şöyle salçamı, arkadaşlar domatesi de kattım. Şöyle salçamı da katayım. Bakın şu güzelliğe. Bu pancar döşemesi gelmez mi? Buyurun gelin arkadaşlar. Anam abu da bitmiş, az kalmış ama neyse yetiyor. Bir kaşık fazla değil. Pul biber de, buna şimdi şey biber katacağım arkadaşlar. Kuru biber. Şöyle pul biberini de kattım. Acı biber mi katacağım? Katacağım. Oo. Uçuruyor lan uçuruyor. Oo. Mis gibi. Bunu el üstüne koyacağım. Bunu şimdi koymuyorum. Patatesim de var. Patatesi de doğrayacağım hemen. Şöyle. Patates de kavrulsun. Bakın arkadaşlar. Burada tencerenin dibine azıcık su koydum arkadaşlar yanmasın diye. Patatesi de doğrayayım. Beyaz patates. Nasıl da güzel olur. Mis gibi. Tencereye doğru. Suyu da süzüldü orada kalan suyu. Mis gibi. Yavaş. Dökülme ha. Üç tane pancar çıktı arkadaşlar. Haşlanmışa. Bol olsun. Küçük tencereye doldururum. Sabri çağırırım. Gel oğlum derim ona. Fazla yemekten hiç zarar gelmez insana. Elim aza gitmiyor. Ne yapayım? Şöyle bakın. Şöyle pancarı bir karıştıralım hadi. Soğanları yine filan şöyle şekil. Alt üst buluşsunlar şöyle güzelce. Mis gibi. Demlikte de kaynar suyum var. Hemen üstüne döküvereceğim. Arkadaşlar kaynar su. Hemencik. Soğuk suyla da koyabilirsiniz. Pancar yemeği soğuk suyla da güzel olur. Yeşil durur hem. Bazıları karbonat koyuyorlar arkadaşlar yeşil dursun diye. Ben inanın ki hiç daha koymadım bu zamanlarda karbonat. Ama o zaman tadı bozulur ya. Onun tadı değişik oluyor. Şimdi bulgurunu yıkayacağım, fasulyesini yıkayacağım. O açlığı yıkayacağım. Üzerine ilave edeceğim arkadaşlar. Bulgurumu yıkadım arkadaşlar. Pancarımın suyunu koydum. Kaynama üzere bakın. Altına akarım. Sahte kaynar suyum vardı ya. Şöyle. Bulgur altına inmeyecek. Özelliği bu bunun. Fırınlanmış mısır da olsa yarması olacak ama onun. Fırınlanmışı. Yarması. Bunu da yıkadım güzelce.
Bu da bunun üstüne koyayım şöyle. Bu da çok yakışıyor. Bir kere yaptım ben bundan. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Şöyle iki tane KDV'si var. Bakın fazla değil. Ne? KDV'si var iki tane. KDV acı yani. Şöyle. Barbunya fasulyemizi de üzerine. Oo. Bu yemek çok zengin olmadı mı arkadaşlar? Allah için yani. Valla. Tuzunu da üstüne attı ya şimdi. Bunu pişmeye bırakacağız. Bir yaşlı teyzem var. Kızım diyor, seni diyor, hiç kaçırmıyor diyor. Hep izliyor diyor. Emme diyor, yeme hadi, çok güzel terbiye ediyorsun diyor. Bu yemek yenmez mi diyor. Yeniyor dedim ben de, güzel oluyor. Gel sana, sen de yiyiz biz dedim. İnşallah sana da nasip olur dedim. Teyzem dedim. Şöyle. Buradan selam olsun onlara, herkese. Geleceğim diyor, lan diyor. Gelsin buyursun. Sevenlerimiz çıksın gelsin arkadaşlar. Şöyle tuzumuzu da attık. Bu yemeğimizi pişmeye bıraktık şimdi. Pişmeye hazır. Arkadaşlar pancarımız pişmeye devam etsin. Şöyle gördüğünüz gibi daha kefirleri altına inmedi. Kaynıyor. Altı da güzel yanıyor. Buradan bakalım bu pancarımızdan kimlere nasip olacak. Kokular nerelere kadar geldi. Evet kokular geldi arkadaşlar. Buralarda bekliyoruz arkadaşlar. İnanın ki balkonun bir koku aldı. Camı açtım çıksın dışarı diye. O kadar en güzel koktu. Açayım ben camını. Ben açtım öbür tarafını. Öbür tarafı açtım ben. Burayı da açayım ben. Aç. Ağrıdı ya burayı da açtım. Evet. Kokular gelsin. O kadar güzel kokular var ki şöyle görün. Salçayı da az kattım. Bilerek söylüyorum zaten hep. Çok salça gerekmiyor lahana yemeğinde. Şöyle pişmeye devam etsin. Biz de başka işlerimize başlayacağız tabii ki. Yapacağız. Akşam işleri çattı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sesimizin gittiği her yere kucak dolusu selamlar. Selamlar arkadaşlar herkese. Yakındakiler gelip pancar yiyebilir arkadaşlar. Uzaktan gelemezler gelin desem de ama bir gün nasip olur inşallah.